Evet. Eski İçişleri Bakanımız ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ATV'de canlı yayına konuk oldular. Konuk oldu, program evet. Yaptılar. Evet. Siz bu programı izleyebildiniz vallahi mi? Valla ben programı izleyemedim. Güzel bir konu. Aslında program öncesinde siz söylediniz diye ben bunu ekledim oraya. İşin doğrusunu söyleyeyim. Aslında izlemek istedim ama başka bir işim olduğu için programın saatini kaçırdım. Ama buradan başka bir sonuç çıktı ortaya. Nasıl bir sonuç çıktı diyeceksin. Anlatayım işin serencamını veya hikayesini, ne kabul ederseniz. Şimdi Sayın Selami Altınok'un programını ben kaçırınca ATV'de ya da A Haber'de bilmiyorum. Kaçırınca ben internet üzerinden bulurum, izlerim, izleyebilirim düşüncesiyle programı aradım ama bulamadım. Ama programı bulamadım ama programı bulamazken başka Selami Altınok'un AK Parti Erzurum Milletvekili ve İçişleri Eski Bakanımız Selami Altınok'un önceki yıllarda yapmış olduğu televizyon, çıkmış olduğu televizyon programlarını, işte kamuoyunu bilgilendirmek için yapmış olduğu basın açıklamalarını, bunların birçoğunu oturup izleme fırsatım oldu. Gece böyle geç saatte ne demiş, nasıl demiş şeklinde tabii konuya bir baktım. Selami Altınok bakanımız, vekilimiz beni çok sevmez. Ben de zaten ona bayılmadığımı söylüyorum ama biz bu şehirde şehrin yetiştirdiği değerlere, bu şehrin kültürüyle, bu şehrin toprağından, suyundan beslenen ve bu şehrin yetiştirdiği değerlere biz bu şehirde sahip olmak zorunda, durumunda ve mecburiyetindeyiz. Efendim, Sayın Selami Altınok yapmış olduğu, buradan şimdi konuyu detaylandırmak, programı çok uzatmak istemiyorum ama izlemiş olduğum 5-6 yayın ve bir kısım açıklamaların tamamını internet üzerinden, işte YouTube üzerinden izlerken Sayın Selami Altınok Bakanımızla, Sayın Selami Altınok AK Parti Erzurum Milletvekilimizle ilgili şöyle bir kanaate sahip oldum. Daha önceden hiç izlemediğim için, daha önceden hiç takip etmediğim için, ilk defa takip edince ben de takdir edersin ki yani yayıncılığa 25-28 yılını vermiş bir insanım. Yani bir yayını izlerken o yayına katılan kişinin, o yayında soru soranın cevap verenin, onların işte retoriğini, patetiğini, hitabetini, hepsini tüm inceliklerle, hakimiyetini, konulara hakimiyetini, yürüttüğü mantığı hepsini takdir edersiniz ki artık ben de görebilen insanlardan biriyim. Sayın Selami Altınok vekilimizin bakanlık yaptığı dönemde ve sonrasında yapmış olduğu açıklamalardan almış olduğum izlenim şu. Sayın Selami Altınok vekilimiz, AK Parti Erzurum milletvekilimiz konulara vakıf, her işin öncesini, esnasını ve devamında sonrasını güzel bir mantık içerisinde değerlendiren ve tarihi bilgisi ya da konulara vakıf olma konusunda çok profesyonel, çok yetişmiş, çok dolu ve çok bilgili insan olduğunu gördüm. Ve gerçekten samimiyetimle söyleyeyim, bunu benim biliyorsun en önemli özelliklerimden birisi budur, Fatime Tüzelya. Benim hiç sevmediğim ya da hiç diyaloğumun olmadığı ya da bana düşmanlık güden biri dahi olsa, eğer konu şehirse, eğer konu insansa, eğer konu insanlığın faydası ise, eğer konu Erzurum ve Erzurum'un faydası ise, onun hakkını iade etmek benim en önemli görevlerimden bir tanesi. Şunu söyleyeyim, izlemiş olduğum programdan edindiğim izlenim, elde ettiğim, hülasa dediğim, ez cümle dediğim, velhasılı kelam dediğim konu şu: Selami Altınok vekilimiz kendini yetiştirmiş, dolu ve ülke meselelerine hem hakim, hem anlatma noktasında, konuları vurgulama noktasında, konularla ilgili geleceğe yönelik pencereler, projeksiyon, aşma noktasında hayal kurma,
ütopik konuşma, belli konuların psikolojik ve sosyolojik tahlillerini yapma konusunda Selam Altınok vekilimiz gerçekten bu şehrin yetiştirdiği, bu şehrin değerlerinden birisidir. Kendisiyle hayatta alan veren olmamıştır mahkemeden başka. 10 bin lira da paramı almıştır, helali hoş olsun, hukuk karar vermiştir, ben de 10 bin lirasını ödemişimdir. Helali de hoş olsun diyorum. Neden? Şeriatın kestiği parmak acımaz. Ama ben gerçekten Selam Altınok vekilimizin bu kadar dolu, bu kadar hitabeti düzgün ve bir de otokontrol içerisinde konuşan bir insan olduğunu, bu şehrin yetiştirdiği bir değer olduğunu gördüm ve bundan da büyük bir mutluluk duydum. Bu yapmış olduğum yayın üzerinden herhangi bir amacım, kastım, gayem yoktur. Allah için, Allah Celle Celaluhu hakkı için doğru bildiğimi konuştum ve şehrin değerlerini bu şehrin insanlarının tanıması noktasında bir uyarı olsun diye konuştum diyorum. Fatümetü Zehra, bu haftaki Haftaya Bakış programını da bitiriyorum. Bir şey diyor musun? Bütün takipçilerimize selamlar, sevgiler. En güzele emanetiniz. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyoruz.